Tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim değerlendirmesi için parti kurmaylarıyla buluştu. Toplantının devam ettiği saatlerde de AK Parti YSK'ya ilave itiraz dilekçesi sundu. İşte o toplantının ayrıntıları ve dilekçenin gerekçesi. 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu bir İstanbul'da 13-14 bin oy farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı ve selahiyeti yoktur. İstanbul'da seçim değerlendirme toplantısı düzenledi. Kurmaylarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın başkanlığındaki o toplantı devam ederken Ankara'dan da sıcak bir gelişmenin haberi geldi. Hayırlı olsun. Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul seçimleriyle ilgili bir dilekçe daha sundu AK Parti. Seçim iptal edilsin, yenilensin başvurusuna yeni bir boyut ekledi. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçme hakkına da sahip değildirler. O dilekçenin içinde kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ihraç edilenlerin isimleri yer aldı. 31 Mart'ta sandığa giden 14.712 kişinin kısıtlı olduğu ve oy kullanma haklarının bulunmadığı ileri sürüldü. Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı bilmiyorum, yaptı diye itham etmiyorum ama bu iş Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarasın diye yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise olağanüstü itiraz girişimlerine tepki gösterdi. AK Parti usulsüzlük ile kanunsuzluğu karıştırıyor dedi. Benzer usulsüzlüklerin her seçimde yaşandığını söyledi. Akıllarına estiği gibi KYK ile atılan kişilerin oy kullanamaz gibi bunun olması mümkün değildir. Erdoğan'ın bazı bakanlar İstanbul adayı Binali Yıldırım ve ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı ise tam 8 saat sürdü. O toplantıda ne konuşuldu açıklanmadı ama tüm dikkatler YSK'nın vereceği nihai karara çevrilmiş durumda. Bu seçim başlı başına mındar olmuş bir seçimdi. İstanbul seçimi henüz aydınlığa kavuşmadan meclis kulislerine de sürpriz bir iddia yansıdı. Yeni dönemde seçim ve siyasi partiler yasaları elden geçirilecek. Bu çerçevede genel seçimlerle yerel seçimlerin bir arada yapılması da gündeme gelebilir.